Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, madem uzman, buyurun size uzman, Sayın Mehmet Avcı. Ayrıca biliyorsunuz Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı. Her iki konuda ülkemiz için hayatın içinden olan konular, bunları konuşacağız. Son dönemlerde kürtaj konusu gündeme geldi ülkemizde. Kürtajın kaç haftalık olması gerekir, olmaması gerekir, bunları tartışıyoruz. İki tane vekilimiz, zaten sabah da söyledik, bir yasa tasarısı hazırladı. Ve 20 haftalık önerisi ise bu yasanın tümüne itirazımız yok ama o maddede 20 haftalık diyor. 20 haftalık nedir, ne değildir? Tüm bunları hep beraber konuşacağız efendim. Sayın Avcı'yla hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Günaydın. Efendim tabii ki son dönemlerde, son birkaç ay içerisinde bu Ada Hospital isimli hastanenin içerisinde yaşanan bir takım olaylar, adli vakka haline döndü kürtaj konusu ve hemen akabininde de birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Tabii onların detaylarına girmeyeceğim çünkü o istinafa gidecek vesaire devam eden bir süreç var orada. Lakin parlamentoda iki tane kadın vekil bir yasa hazırladı, yasa tasarısı hazırladı. Burada evlilik dışı çocuğa miras hakkı, kürtajın 20 haftaya çıkarılması, insan tacirleri ve kaçakçılarına ağır cezalar ve önlemler var. Ama yasanın tümünde değil de 20 haftalık meselesine takılmış durumdayım. Uzmanlardan görüş aldıklarını belirtiyorlar ama bugüne kadar da en azından bu yasanın hazırlanma aşamasında ve bugün itibariyle de herhangi bir uzmanı çıkıp beyanat verdiğinde görmedik. Hangi uzmana danıştılar, kimlerle konuştular, KKTC'de görev yapan bir hekimle mi konuştular yoksa başka bir şey mi var onu bilmiyoruz. Kim, hangi uzman 20 haftalığı önerir, ne kadar etiktir mesleki açıdan da diğer bakımlardan da. İslami açıya hiç girmeyeceğim zaten, yani çok uzman olmadığımız bir konuda konuşmaya gerek yok. Buradan başlamak istiyorum efendim. Siz zaten uzun yıllardır bu memleketin en iyi jinekologlarından birisiniz, doğum uzmanından birisiniz. Sabah da böyle söyledim. Nasıl bakarız efendim bu 20 haftaya? Nedir 20 hafta? Buradan başlayalım. Şimdi tabii 20 haftalık bebek dediğimiz veya fetüs dediğimiz olay, tüm organları da şekillendirilmiş, cinsiyetinin dahi baktığınızda belli olabilen, yani bir insanın küçülmüş hali. Veya küçük bir insanın büyüyecek hali daha doğrusu. Şimdi 20 haftalıkta kürtaj kelimesi yanlış. Önce onu düzelteyim. Hı hı. Kürtaj nedir? Kürtaj rahim içinin boşaltılması demek. Bunu da vajinal yoldan, hiç ameliyat yani karnını açmadan, alttan özel aletleriyle işte kürtajda 10 haftalık olanlara kadar örneğin önce fetüsün sadece et olan daha kemikleşmemiş kısımları çıkarılır. Arkasından tabii bu parçalanarak yapılan olay. Arkasından da rahime yapışık olan eş temizlenir ve rahimin içinde ne eşe ait ne bebeğe ait bir parça kalmazsa bunun adına kürtaj diyoruz. Şimdi 20 haftalık olduğunda ona kürtaj demek doğru bir yaklaşım değil. O tahliye. Yani içerisinin, içeridekilerin dışarı alınması gibi bir mana. Burada artık bebektir. Bunu parçalayarak çıkarma söz konusu değil. Bunu bütün çıkarma, alttan, vajinal yoldan çıkarma söz konusu değil. Yani o kürtajda kullanılan aletlerle bu çıkmaz. Çıkarsa parçalayarak çıkarırsınız. Çok vahşi bir olaydır. Burada suni sancı, yeni son zamanlarda icat edilmiş ilaçlarla, sunuş sancı yaratılarak bildiğiniz normal 9 aylık hamilenin çektiği sancıları yaratan ilaçları vererek rahim ağzının açılması, o bebeğin doğması, tabii arkasından da eşin çıkarılması, parçalı çıkarsa tekrar bir kürtaj gibi bir müdahaleyle tüm parçaların temizlenmesi. Orada bütün bir bebek çıkıyor ve bunu çöpe atamazsınız, bunu gömmek zorundasınız. Yani bu insani bir değerdir o. Tıbbi atık da değil, bu bir cenindir sonuçta ve gömmeniz gerekir. Tabii mezar taşı oluşturulmaz ama bunlar gömülür. Evet. Belediyenin bilgisi dahilinde mezarlıklara gömülür. Şimdi 20 haftalık kürtaja veya çocuk aldırmaya
ailenin veya karı kocanın veya anne ve baba hakkı olanların karar vermesi ve keyfi karar vermesine bahsediyorum. Bugün karar verdik, artık bu çocuğu aldıralım, vazgeçtik. Yoktur böyle bir lüks. Çünkü hem tıbbi olarak müdahale zor bir müdahaledir. Şunu da söyleyeyim, 20 haftalık bebeği alttan doğurtamaz, sezeryen yapmak zorundasınız. Bir de o boyutu bir var. Bir de o boyutu var. Yani ve kanama açıldığı anda veya bebeğin rahim ağzı açılmadığı durumlarda mecburen sezeryen yapıyorsunuz. Olay başka boyutlara da gidebiliyor. Ve biliyorsunuz insanların 5 defa 6 defa sezeryen olması tıbbi olarak doğru değil. O haklarından bir tanesi daha kaybetmiş oluyorlar. Bir de şu var, önemli olan şu. Bir kadın erkek çocuğun alınması için ne kadar süre düşünme hakları olması lazım? Tabii bu da hiç tartışılmadı, konuşulmadı. Yani tamam, istenmeyen çocuk olabilir, plansız çocuk, gebelikler olabilir, bunlara katılıyoruz. Tabii doğru. Tabii. Ama bunun da bir düşünme payı ve karar verme payı olması lazım. Bir erkek bir kadın, ikisi bir çocuk yaptı. 4,5-5 ay gülücük dağıttılar birbirlerine. Sonra 5 ay sonra biz bu çocuğu aldıralım. Evet. Yoktur ya da biz böyle ayrılıyoruz bir şey. Falan. O kararın yok. Ayrılsan bile o kararın yok. Varsa zaten sana 10 hafta, bizim yasalar şu anda 10 hafta. Bunun 4 haftası adet gördükten sonraki dönemdir. Dolayısıyla 6 hafta, 1,5 ay size yasa o düşünme payını veriyor. Evliliğiniz sallanıyorsa, evleneceksiniz, boşanacaksanız 6 haftalık bir süre veriyor size. O süre dolduktan sonra o hakkınızı kaybediyorsunuz. Yani biliyorsunuz her yerde, örneğin bir yere başvurmada bile bu tarihe kadar başvur der. Ertesi gün gelsin kabul etmem der. Burada biz 10 hafta dediğimiz yerde 6 hafta aileye düşünme payı verilmiş. Ve kürtajı da tahliyesi de bebeğin alınması da tıbben daha az riskli olan bir müdahaledir. Bir de psikolojik olarak daha az bir müdahaledir. Tabii, tabii. Çünkü annenin karnı büyümemiştir, şekillenmemiştir. Herkes öğrenmemiştir. Bizim ülkede bir doğa var. Komşu öğrendi mi, anne baba, dede dene öğrendi mi? Onlar olmadan karı kocanın ve karı kocanın erkek ve kadından bahsediyorum. Evli olması şart değil belki de. Bunların ikisinin karar verip bu çocuğu şu anda doğurduysak bizim sosyal, ekonomik, veya psikolojik sorunlarımız olabilir. Veya çok çocuğumuz var. Artık bakamıyoruz. Yani tamam, bir hata yaptık, korunamadık, iyi gebe kaldık. Onun için de size adetten sonra 10 hafta, gebeliği öğrendikten sonra 6 hafta bir süre veriyor size. Şimdi bunu 20 haftaya çıkarmanın önce sebebini öğrenelim. Birinci nokta bu. Neden 20 hafta düşünüldü? Neden 10 hafta yetmedi, 20 haftaya çıkma düşünüldü? Bu önemli. 20 hafta çıkarıldığı zaman bunun getireceği tıbbi zararlar nedir? Peki neden 25 değil? Evet, neden 25? Yani mesela. Evet. Onu da izah edilmesi lazım bize. Veya 23,5 değil, 24 haftadan sonra bebeklerin yaşayabilir olduğu kabul ediliyor şu anda. Yani dünyada bu böyle. Hatta 22 haftaya kadar düştü bu. 20 haftaya kadar yaşatanlar da olduğu biliniyor ama. Doğum yapılması halinde öyle değil. Tabii yani erken doğum veya düşük gibi 24-22 haftalar yaşatılabiliyor ama 24 hafta bizim ülkemizde yaşayabilir kabul edilir artık. Yaşayabilir çocuğu doğurtup da bunu aldırmak o başka bir boyuttur artık. Yani yaşayan bir canlı yok etmenize geliyor. Yaşayabilir canlıyı, pardon öyle diyeyim daha. Yaşayabilirini tahliye etmek başka bir olaydır. Burada bence 20 haftalığı önce tıbbi tartışalım. Sosyal değil. Yani tıbbi olarak bunun pratiğidir. Yani siz 5 ay bir aileye, bir karı kocaya, bir erkek kadına 5 ay düşünme hakkı veriyorsunuz. Bu gereksiz bir şeydir. Sizin sosyal sorunlarınız varsa, ekonomik sorunlarınız varsa zaten vardı. Yeni pat diye ortaya pat diye çıkacak ortaya çıkmaz, şey kusura bakmasın kimse. Bu bir boyutu. İkinci boyutu da tabii ki önemli olan 20 haftayı söylerken biliyorsunuz bunun iyi birce araştırılması. Şu gazetelere bakıyorum, aslında fazla bir şey söylemiyor. Gazeteler işte bu ülkelere baktık, orada kürtaj serbest veya kürtaj var. Kaç haftalık var? Hangi şartlarda serbest? Bizde de kürtaj serbest. Ama 10 haftaya kadar serbest. Bakın cümleleri çok güzel oynayabiliyorsunuz. Bugünkü gazeteye baktım, işte İngiltere, Kıbrıs'ta bizim doktorlara. Ama biraz önce dediğiniz gibi ben de bir kadın doğum uzmanı olarak basını takip ediyorum. Şu ana kadar bir kadın doğumcunun
veya bir tıbbi doktorun çıkıp da 20 hafta çok iyidir, doğrudur dediğini de duymadım daha. Eğer varsa öyle bir beyanatı veren lütfen ortaya çıksın. Biz anlayalım. Yani biz burada hayır yanlıştır diye bir bağırma da yapmıyorum. Ama hep beraber tartışalım diyorum ve bize anlatsınlar niye 20. Evet, ama şimdi tıbben baktığımız zaman eğer hiçbir anomali yoksa anneyi riske atan veya bebekle ilgili bu bir cinayettir mi? Tabii cinayet kelimesi biraz daha 24 haftadan sonrakilere şu anda bizde insan öldürme, adam öldürmeye kabul ediyorlar. Cinayet kelimesi tabii bunu 5 haftalık için söyleyenler de var. İşte bu bir canlıdır, canlı öldürüyorsun, cinayet. Yani bunlar hep olaylar ama kürtaj da dünyada bir gerçeği. Yasaklarsanız merdiven altına da girer. Yani tabii. Bu da bir gerçek. Tamamen yasaklanan ülkelerde bunlar merdiven altında yapıldığını biliyoruz birçok ülkede. Şimdi olaya cinayet kelimesine bakmak doğru değil. Ne zaman bakılır? Bebek sağ doğar. Onun nefes almasını engellerseniz bu öldürmedir. Peki yine tıbbi bir soru sormak istiyorum. Diyelim ki İşte 20 haftalık bir bebek var ve kişilerden biri işte karar verdi vesaire vesaire. Bir yani kürtaj demeyelim, doğru tabir değil dediniz. Bir operasyon diyelim buna, cerrahi operasyona girer mi? Sezeryan diyor, sezeryan zaten operasyon. Cerrahi operasyon. Ve bu cerrahi operasyonu gerçekleştirmek için zaten narkoz veriyorsunuz. Narkoz doğru. Verdiğiniz zaman bebek hemen hayatını yani anne karnında kaybeder mi? Yoksa 20 haftalık bir bebeği kürtaj adı tırnak içinde söylüyorum. Aldırmaya karar verdiler. Normalde hayır. Mi? Sorunuzu anladım. Yani verilen anesteziyle bebek hayatını kaybeder. Anneye verilenden bahsediyorsun. Normalde hayır. Çünkü zaten amaç, tıpta amaç o bebeğe zarar ver, yani önce tıpın ana fikri o bebeğe zarar vermeden çıkarılmasıdır. Yani dolayısıyla bütün ilaçlarımız o yöne sevk edilmiştir. Tabii burada bebeğin doğduktan sonra nefes alıp alamamasından dolayı hayata devam edemiyor. Yoksa bebeğin bütün ciğerleri oluşmuştur ama çalışmaya yeterli, adaletsizce çalışmaya yeterli değildir. O gücü yoktur. Dolayısıyla 20 haftalık bebeği çıkarttığınızda nefes almayı dener, başaramaz ve kalbi durur. Evet. Olay bu. Peki Sayın Avcı, bir de şimdi kürtaj noktasında yaş var mı bizim memleketimizde? Mesela 14 yaşındaki bir kız çocuğu ya da 13 yaşındaki bir kız çocuğu, şimdi siz hani bu işlerin içinde olduğunuz için soruyorum, hukuken değil ama biliyorsunuzdur herhalde bunu da. Yani 13 yaşında bir kız çocuğu ailesiyle birlikte geldiğinde yasal olarak şu anda kürtaj olabiliyor mu? Hayır. Olay başka. Bizim ülkemizdeki yasalar 16 yaşından küçük herhangi bir kız çocuğuna ilişkiye girmeyi yasaklıyor. Yani başka bir yasak var ortada. Evet. Diyor ki yasalarımız 16 yaşından çocukla ne isterse olsun ilişkiye giremez. Bu bir yasak. Dolayısıyla gebe gelirse 16 yaşından küçük birisi erkek suç işlemiştir. Evet. Yaşı kaç olursa olsun. Ve yine bildirilmesi mi bu gerekir? Bildirilmekle mükellefsiniz. Yani siz bize yani ben Lefkoşa Dönü Hastanesi Kadın Doğum Klinik Şefliği de yaptım ve bu tür sorunlar bize hep sonuçta ucu bize gelirdi en sonunda. Tabii. Yani mutlaka. Şimdi 16 yaşında herhangi bir kız çocuğu dahi gebe olarak hastaneye doğurmaya geldiğinde ki bu da olurdu işte Türkiye'de gebe tabii. Kaldı geldi burada doğursun veya burada gebe kaldı kimse fark etmedi. 16 yaşının altında gebe geldiği anda polise bildirilir. Polis çocuğun babasını ve onu bilenleri evinde kalıyorsa anne babayı hep beraber tutuklar ve mahkemeye çıkar. Bu var bizde. Oldu. Çok oldu. Birkaç da yani bir tane değil. Şimdi 16 yaşında bir çocuğun gebe kalması ve bunun kürtaj olayına gitmedim daha. Gebe kalması suç. Burada tabii polise intikal ettirilmesi. Tahliye edilmesine gelecek. Yani bu bebeğin alınması olayına gelir. Yine orada aynı yasa geçerlidir. 10 haftalığa kadar hakkı var. Ama şöyle hakkı var. Çocuk olduğu için anne babasının izni gerekiyor burada. 16 yaşından küçükse anne babasının izni. Tabii polis olayda polisi olmuştur artık. Ama 10 haftaya kadar o hakkını gene kullanabiliyor. Bir uzman olarak sizce 20 haftalık bir bebek tahliye edilmeli midir? Bir şey yoksa. Hayır. Yani bu doğru bir karar değil. Bu 20 hafta çok çok yüksek bir rakam ve gerekçemiz yok. Yani ben bunu tıbben de olsa, sosyal da olsa izah edemem.
Tabii başka sebepleri sayırdım ama temiz, karı koca, evli geldi karşımıza. 19 hafta bir gebelik var. Ben bunu aldırmak isterim. Bugüne neredeydin diye sorarım. Bilmem. İşte dün kavga, akşam kavga etti, bugün aldıracağız. Yok öyle bir hakkın artık. Yani bu nasıl ki nikahı kıydıktan sonra ertesi gün ben vazgeçtim, evden kaçamıyorsun. Yasa seni bağlıyor orada, gel mahkeme seni ayıracaktır. Bakın başka bir şey söyleyeyim işte. Evleniyor insanlar. Kendi gönülleriyle ertesi gün evlenmekten yani evliliği bozmak ister. Yok bir dakika dur bakalım, git mahkemeye. Yargıç karar verecek diyorsun. Ya bu benim hayatım. Hayır. Yargıç karar verecek diyoruz. Peki gebe kalanı bıraktığın yani gebe kalan veya gebelikle oluşan çocuğun 20 haftalık çocuğun tek başına aldırma hakkını nereden buldun o zaman? Sen eşinden istediğin zaman ayrılamıyorsun. Ama çocuğu 19 haftada 20 haftada aldırmaya ben karar vereceğim diyorsun. Peki o insan hakkı da bu insan hakkı değil mi? Başka bir şeyler yani bütün bunlara baktığınızda. Şimdi 20 haftalık bebek, 22 haftalık bebeğin alınması için komisyonlar kurulsun. Ona hiç itirazım yok. Tarafsız komisyonlar, kadın doğum uzmanları, psikiyatristler, tabipler birliği, sosyologlar hepsi için içinde olsun bir komite karar versin bu bebeğin alınıp alınmaması konusunda. O başka bir şey değil. Bu 20 haftalık bebeğin. Ama anne baba ben isterim aldırayım doğru bulmam. Bu tabii başka boyutları var bu ülkenin. Yani onu da açıkça söyleyeyim. Buyurun. Sınır ülkemize baktığımızda ama en basiti Türkiye. Türkiye'de sınırlı. Peki bu defa Türkiye'den buraya bir düşük yaptırma turizmi başlar mı? Tüp bebekte olduğu gibi. Basit bir soru sordum. Amaç o mu? Onu bilmem. İnşallah o değildir. Zaten çok meşhur olduk bazı noktalarda. Tabii tüp bebektir, şudur, budur. Bu konuda da meşhur olduk zaten. Son adli vakaya bakarsak. Yani bakın devlet burada yani milletvekilleri tabii ki son kararı verecek merci olabilir ama devlet ciddiyetini bozmamak lazım. Yani veya duygusal yaklaşıp da ya işte 20 hafta yapalım biz bunu yükseltelim de insanlar mağdur olmasın. Kaç insan mağdur oluyor? Yani bir de ona bakalım. Hangi insanlar mağdur oluyor? Bunların verileri var mı elimizde? Yok. Peki biz bir komisyon kurup da o komisyonda karar verilmesini doğru bulabilir miyiz? O da yok. Biz sadece keyfe bırakmak istiyoruz. Yani uçağa binip bu ülkeye inen herkesin yaptırmasına hak vereceğiz şimdi. Şimdi tartışmayı açalım artık. Tabii. Detaylı konuşalım. Çünkü yani toplumun şöyle diyeyim, bu konuda hassasiyetleri var. Tüp bebek merkezlerinden fazla ulaşmak istemem ama yani şu da var. Bu kadar tüp bebek merkezi bu ülkenin nüfusu için mi yapıldı? Tabii kaç tane bu ülkenin nüfusu? Yani bu ülkede bütün insanlar kısır mı da? Veya sorun üreme destek isteyen insanlar mı da bu kadar tüp bebek merkezi açıldı ve çalışıyor? Şimdi, kaç tane var mesela tüp bebek merkezi rakam emin olarak değilim, biliyor tam musunuz? Emin değilim ama 15'i ortalama bulduk. Ortalama 15'i bulduk. 15'i bulduk herhalde. Yani, 15 nüfusumuza göre, doğurganlığımıza göre biraz da... Yani bunların bazen... hepsi Kakadeci vatandaşı mı veya bu ülkede yaşayanlar mı? Onu da bakmak lazım. Şimdi buna da baktığımızda bu ülkede yaşayan kaç... Kişi 20 haftalık bebek aldırma ihtiyacı hissediyor da hemen yasa değişecek. Şimdi bakın yasa ciddi bir iştir. Yasa ciddi bir iştir. Dolayısıyla bunu yaparken sadece 50 milletvekilinin değil kamuoyunun vicdanı başka bir şeydir. Tıbbi gerekçeler başka bir şeydir. Tıpta şakası yoktur. Tıbbın şakası yoktur. 20 haftalık bebeği aldırırken ölecek insana da çıkacak. Öyle mi? Yani bu anneye de zarar verebilir mi 20 mesela? 20 haftalık bir düşüktür. Rahimin ne yapacağı belli olmaz. Yani hoş bir şey değil. Hiçbir kadın doğum uzmanı 20 haftalık bir bebeği düşürmekten bir başarı ilan etmiyor kendisine. Ben öyle bilirim, öyle yaşadım. 20 haftalık bebeği mecbur kaldığımızda evet düşürüyoruz doğrudur ama bunu endişeliyiz de. İnşallah sorunsuz halledilir. İnşallah sizleri yapmamıza gerek olmaz deriz. İnşallah tabii başka boyutu daha var. Şimdi 20 haftalık bebeği almanın psikolojik teravini, psikolojik anne de yaratacağı. Psikolojik sorunu nasıl çözmeyi düşündünüz? O yok. O artık annenin sorunu. Buna göre öyle. Buna göre öyle. Yani bana ne diyor? Karı aynen. Koca veya adamla kadın biz 20 haftalık bebeği aldık. Baskı altında da olabilir. Bakın aynı sütunlarda bazen kadının baskı altında kaldığı, zorlanan karar verildiği de yazıyor. Biliyorsunuz kadına şiddet haftasında. Tabii. Bunlar var. Peki kadına şiddet uygulanarak da çocuğu aldırtmasına ikna etmek durumunda bıraktığında
Beytaş'ın erkek ve kadın doktorun karşısında biz 19 haftalığız bebeği aldırmaya geldiklerinizde kadının baskı altında karar vermeyi nereden bileceksiniz şimdi? Onu tartışmıyoruz şimdi. Ama bir sene sonra kadınlar zorla çocuk da aldırmaya zorlanıyor diyeceğiz. Çok kapsamlı olaylar bunlar. Sonra basit iki parmak kaldırarak veya 50 parmak kaldırarak yasa geçirtmek değildir olay. Olay o boyutlara bakmamız gerekir. Kadın bunu o bebeği yani artık karnının büyüdüğü, 5 aydır karnında çocuğu olduğu ve işte hatta elbiselerini satın almaya başladığı bir dönemde biliyorsunuz 5 aylıkta gider herkes yatak bile seçer. O dönemde ertesi gün kocası hayır bunu aldıracaksın diye baskı kurdu. Hadi bakalım şimdi. Kadın da baskıya kurulduğunu söylemekten çekiniyor. Bunu işte kadına şiddetle de duyuyoruz toplumda. Ve gitti ertesi gün de aldırdı. O kadının psikolojisini kim tartışacak? O kadının hür iradesiyle buna karar verdiğine kim karar verecek? Kocası mı karar verecek? Hadi bakalım şimdi onları da tartışalım. O zaman komisyon nerede? O yok. Ona komisyon da zaten aslında baktığınızda karar veremez. Çünkü kadın yani, itiraf etmez. Kadın söylemezse... itiraf etmez. Yani söylemeye çalıştığım en azından tabii. Orada bir barikat oluşabilir belki. Yani nasıl mahkeme ayrılmaya, boşanmaya karar verebilir. Bir karar verme mekanizması. Orada da bir karar verme mekanizması. Daha zorlaştırma, daha spesifik seçme, gerekçeleri iyi inceleme gibi bir olay ortaya çıkması lazım. O da yok. Peki burada bir de şey diyor yani gerekçe olarak ya da artık zaten gerekçesi yok ama şöyle diyor seks köleleri diyor çoğaldı milletvekili der ya işte seks köleliğinin gece kulüplerinin dışına taştığını bir gece kulübünün en fazla 12 konsümatris çalıştırabildiğini işte 12 kişinin çalışması falan öğrencilere de burada şey atıfta bulunuyor. Sokakta işte Nijeryalılar var diyor. Ajanslar kurdular diyor. İnternet üzerinden bilişim yasası çıkaracağına internet üzerinden şimdi, pazarlamak için. Şunu söyleyeyim yani bir öğretim görevliliği de var şu anda. Tabii. Belli öğrenci gruplarını öteleştirmemek. Basına bunları belli bir şekilde yansıtmak böyle da çok doğru yani. Değil. Yani şimdi işte ben Nijeryalı olsam üstüme alırım bunu. Tabii ne diyorsun diye sorarım yani. Yani kusura bakma varsa bul. Sizin yani burada siyasi iradenin, meclisin dahi bunların bulunması için gerekli yasaları, gerekli teknolojinin sağlanmasını sağlamaktır. Yani şimdi meclis kürsü, milletvekili eleştirmek istemem hepimizin seçtiğim oraya geldikleri insanlar ama bakın yani devlet bir bütündür. Meclis istediği gibi konuşacak, hükümet istediği aletleri alacak, istediği personeli alacak, toplum da bağıracak. Yoktur böyle bir devlet. Bu devlet bütünselliği değil. Bu demokrasi değil yani, zaten. Yani bu değildir. Burada eğer gece kulüplerinde 12 konsümasyonu var bu az mı demek istedi? Yani daha çok mu çoğaltalım demek istedi? Yani onu anlamadım tam. İnşallah da anlamam da çok kolay. Bu bir. Eğer bu dışarıda fuhuş başlamışsa, çetede kurulu, tabii ki fuhuş dünyanın en eski mesleğidir. Tabii ki fuhuş para getiren ve herkesin pozitif, aldığı pozitif para kazandığı bir olaydır. Hem düzenleyen hem çalışan hem de öteki taraftan memnuniyetle harcadığı ve gizli olarak harcadığı paradır. Bu bir gerçek. Evet. Eğer fuhuşun önlenmesi planlanıyor, önleniyorsa burada kolluk kuvveti dediğimiz polis gücünün, istihbarat gücünün, takip gücünün güçlendirilmesi gerekir. Şu anda hala daha kimin hangi evde kaldığını bilmeyen bir devlet var. Yani bırakın gelen öğrenci veya turistlerin nerede kaldığını bilmezler. Biz KKD vatandaşların nerede kaldıklarını da bilmezler. Bakın iddia ederim. Hani bu bir denetim gerçek. Denetim mekanizması bu noktada. Tabii siz evinizi değiştirin. Ötelendi. Sıfır. Yani bu böyle. Dolayısıyla bugün gidin bir araba sahibisiniz. Sizin arabanın adresi içeride. Arabayı aldığınız 18 yaşındaki adrestir hala daha. Onu dahi değiştirmezler. Dolayısıyla buna baktığımda eğer varsa dışarıda fuhuş varsa fuhuş tehlikelidir. Hastalık yer. Fuhuş tehlikedir, cinayet getirir. Fuhuş haksız kazanç getirir bazılarına. Sadece kadına değil, onu çalıştırana da haksız kazanç ve vergisiz kazanç getirir. Yani hepsine baktığınızda bir sosyal patlamadır. Eğer bu varsa bunu önleyecek olan devlettir. 20 haftalığa çıkaralım da onlar da gelsin, kürtaj olsun manzarası değil. Yani eğer öyle düşündüyse Allah bizi korusun. Yani öyle diyor ama bakın yani haberin devamında seks köleleri çoğaldı diyor, etiketliyor birkaç yeri tamam. De.
yasaların doğru uygulanması halinde caydırıcı olacağını dile getirmiş. Bu 20 haftalık yükselme de inşallah bu bağlantılı değil diye düşünürüm. Yani o başka, yani işte fuhuş arttı. Tabii fuhuş yapan insanlar da veya parayla ilişkiye giren insanlar da hamile kalabiliyor. Bu da doğru ama onlar en erken kürtaj olanlardır bence. Yani bu da bir gerçek. Çünkü adeti gelmedi, onlar biliyorlar bu işi ve daha önce gidip yasal haklarında kürtaj olabiliyorlar. Onunla onu karıştırmamak gerekir. Bu ülkede bir ırkı da fuhuş yapıyor diye bana basına o şekilde işletmek beni rahatsız eder. Burada bir ibare daha var. Detaylandıracağım. Çünkü bu önemli bir konu. Gerçekten önemli bir konu. Bir kadın diyor 10 haftaya kadar hamile olduğunu anlamamışsa veya ekonomik durumu hemen kürtaj olmaya uygun değilse, yani 10 haftada kürtaj olamıyorsa, hastanede para mı alıyorlar onu da sorayım. Ve devlette kürtaj hizmeti vermiyorsa, vermiyor mu acaba? Ya yani bunlar hep mazeret tamam. olarak sıralanmış. Bu kez diyor yasa dışı bu işi yapanlardan medet umacaklar diyor. O yüzden diyor 20 haftalık olsun, kürtaj için para mı biriktirsin? Aynı para mı? 20? Yani onu da sorayım. Madem bu kadar detaylandırıldı soralım. Yok. Aynı para değil. Yani onu söyleyeyim önce. Yani bir 10 haftada bir 20 haftanın arasında 5-6 kat fark var. O zaman o parası bir. Yoksa sonra şimdi ikinci bir şey. Devlet bunu yapmıyor derse devlet yapsın. Yapıyor mu? Şimdi, siz hayır. Yani normalde ben kürtaj olmaya geldim dediğimde devlet hastaneleri şu anda ona sıcak bakmıyor. Bir sebep araştırıyor. Sebebe göre yapıyor. Çünkü onu da söyleyeyim. Onu da yaptık biz. Onun çalışmasını yaptık. İstek üzerine 10 haftalarda kürtajı devlet hastanesi yapacak şu anda kapasitesi yok. Evet. Yani bu bir gerçek. Bir de şu var. Bu vatandaşların veya bu ülkede yaşayanların, çalışma izinlilerin korunma istencini de azaltacak. Nasıl olsa kürtaj olur, gebe kaldığında gidip kürtaj yaptırsın hanım. Yani o gene baba erkil ailelerinin devrisi. Ya kürtaj tamam ben ilişki istediğim gibi yapayım. Nasıl olsa kürtajı olan benim hanım bana ne? Yaklaşımda da var bu ülkede. Onu da biz görüyoruz. Dolayısıyla evet devlet hastanesinde kürtaj yapılması gerekir mi? Gerekebilir. O düzeneyi sağlayabilir mi? Sağlansın istesin. Hiç itirazım yok. Yani şu anda bir milletvekili desin ki 10 haftalığa kadar kürtajların devlet hastanesinde de istek üzerine yapılabilmesi gerekir desin. Hiç karşı çıkmam. O başka bir şeydir. Ama parası yoktu da yaptıramadı da bebek büyüdüydü da 20 haftalık oldu da yok öyle bir durum yok kusura bakmasın. Yani onu kabul etme. Normalde mesela 10 haftalığa kadar yasa izin veriyor. Onun şeyi Tabipler Birliği mi belirliyordu bunun ücretlerini, fiyatları? Onun ne kadar olur? 20 haftalığı ne kadar? Yani parası yoktu diyor ya burada. Biriktirememiş. Şimdi burada rakam vermeyeyim. Yani. Hemen bütün piyasa bazısı daha yukarı, bazısı daha aşağıdır. Tamam. Ama şudur. Yani 10 haftalığı, 20 haftalığın fiyatı tabii ki çok daha farklıdır. Çünkü işlem farklıdır. 10 haftalık kürtajda, bakın söyleyeyim. Ha yani 10 haftalık kürtajda anestezi, yumuşak bir anestezi alınıyor. Bunu herkes bilir burada, söylememde bir sakınca yok. 18 yaşında aşağıdaki de dinlemesin sadece. Ama onlar da bilmeleri lazım artık. Tabii yani 16 yaşın büyükleri bilmesi lazım. Burada hafif bir anestezi veriliyor. 15 dakikalık bir vajinal yoldan bir müdahale var. Bir saat sonra da evine yürüyerek gidebiliyor. Kalkıp yürüyebiliyor bir saat sonra. Düşüklerde yani 20 haftalıkta belki de 12 saat sancı çekiyor. Belki daha fazla sancı çekiyor. Düşük oluyor, en az 24 saat daha fazla içeride kalması gerekiyor ki kanama riski atlatılsın. Yani orada 2 gün 48 saat klinikte kalmak durumunda. Normalde. Eğer anestezi verilmiyorsa. Yani, olay yani düşük. O 20 haftalıkta 24 saat ameliyat 48 saat kalması gerekiyor. 10 saat sancı çekmesi gerekiyor. Ötekinde sadece uyuyor 15 dakika, 1 saat sonra evine gidiyor. Tabii ki bunun fiyatı da farklı olur. Eylemi de farklı olur. Doktorun harcayacağı zaman ve emek ve risk daha fazladır. Hastane masrafı daha fazla. Dolayısıyla 10 haftalıkta para bulamadıydı da 20 haftalığa geldi. Çok doğru bulmam onu. Çok doğru değil. Peki buradaki ifadeye bakılacak olursa bir kadın diyor 10 haftaya kadar hamile olduğunu anlamamışsa bir kadının 10 haftaya kadar hamile olduğunu anlamaması gibi bir şey söz konusu olabilir mi Sayın Avcı tıpten? Şimdi bu kadınlara hakaret. Bir geri zekalı mıyız biz? Tövbe estağfurullah. Gerçekten şimdi, çok özür diliyorum. Cidden çok özür diliyorum ama. Yani 9 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında insan adet görmeye başlar.
18 yaşında bu adetler 16'dan sonra hatta düzene girer ve her ay adet görür. Bunları okulda da okurlar. Bunları komşularına da öğrenirler. Doktordan da öğrenirler. Adeti geçen her kadının 7 gün, 8 gün sonra hamilelik şüphesi başlar. Özellikle korunmasız ilişkiye girenler veya yani evli olanlar da bekar olanlar da ilişkiye giriyorsa bir hafta benim günüm adetim geçti. Hamile olabilir mi? İlk sorusu odur. Başka bir sorusu yoktur. Ha, adeti 3 ayda bir görenler o korkuyla yaşaması lazım. O tedavi edilmesi gereken bir başka olgu. Ama her adet gören bir kadının bir hafta 10 günü geçtikten sonra ilk akla gelen hamilelik. Bizim de ilk aklımıza ilk hamilelik gelir. Hasta bizi arar telefonda 10 gün adetim geçti ne yapayım der. İlk soru akla hamilelik gelir. Test yaptırırız. İki test vardır. Bir tanesi idrar testi işte eczaneden alıp çubuk gibi idrarları dökerek bakabileceğin bir test var. Ve laboratuvara gidersiniz kanınızdan beta HCG dediğimiz gebelik testi ve çok daha hassas, çok daha net hamileliği gösterebilen testler vardır. Bunu da kan testi olduğu zaman 3-4 gün sonra bile söyleyebileceğiniz durumdasınız. Yani bir hamile, bir kadın 4 hafta adetini gördü, 4 hafta sonra gün, adet günü geldi, 7 gün geçtikten sonra bunu ispatlayabilir. Ki ne etti? 4-5. 5 haftası daha var. Evet. 5 haftası daha var. Anlamadıysa kelimesi anlaması da gerekiyor. Bir de onu söyleyeyim yani. Siz benden daha soft bir tabirde kullandınız ama yani anlamamak mümkün değil. Mümkün değil. Yani 50-60 yaşlarında hani 45-50... Bize 45 yaşlarında bile de gelir. O da doğru. Yani kesildim zannettim der. Tabii menopoza girdim. Menopoza girdim zannettim der ama 5 aylık da gelmez. Kusura bakmasın kimse. Karnı büyüdük de 5 aylık da gelmiyor işte. O 10 haftada belki 11'i belki bulur ama emin değilim. Yani 10 haftada mutlaka 2,5 ay görmeyince geliyor da genelde. Evet. Şurada şöyle bir ifade var, ona da takıldım. Böylece diyor, yani bunu yaparsak diyor, merdiven altı denilen kürtaj vakaları ortaya çıkacaktır eğer yapılmazsa bu. Bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merdiven... Anlamadım, onu tam anlamadım. Yani bu yasa geçmezse, 20 haftaya kadar yükselmezse bu kürtaj olayı veya işte operasyon, merdiven altı oluşacak diyor. Kim? Sorunuzun şeyi var yani burada. Ayrıca diyor, bu durum rant haline de gelecektir diyor. Çünkü yasa dışı yapacağı için daha fazla para vermek zorunda kalacak. Bizim arzu ettiğimiz yasaklayıcı olmak yerine koruyucu, önleyici olmaktır. Bu 20 haftalığa kadar yapılacak olan operasyonlar koruyucu ve önleyici midir? Hiç ilgisi yok. Kürtaj bir koruma yöntemi Hayır, midir? Hiç ilgisi yok. Yani 20 haftalığa kadar yasaya çıkaralım bu koruyucu ve önleyici kelimesini kabul etmem. Şimdi kelimelerin o manada mı kullandı bilmiyorum ama koruyucu değil, önleyici de değil. Kürtajın 10 haftaya kadar olması bence doğru bir karar. Vatandaşa, anneye, babaya, kadına, erkeğe bir düşünme payı veriyor, bir karar verme payı veriyor. Bu doğru. Bunu 20 haftada çıkarmazsak merdiven altı kürtaj olacak. Olmayacak efendim. Öyle bir şey yok. Kaçak kürtaj dediğimiz genel kliniklerde, yani devletin kontrolü altında olan binalarda olur. Kimse evinin odasını ben kürtaj odası yaptım demez. Yoktur öyle bir şey. Yani yok. Varsa da yok. Varsa da bilirsinler. Ama devletin özel hastaneleri, devlet hastanesi kontrol altında zaten. Özel hastaneleri, özel kliniklerde kontrol altına aldığınızda zaten ve bunun yapılmasının yaptırımlarını da artırdığınızda, ihbarsız yapılması artırdığınızda bu olmaz zaten. Evet, bu kadar olmazdan sonra bir sayın işte ilgili vekillerimiz herhalde hangi uzmanla görüşe bilmiyorum ama istiyorlarsa programı izleyebilirsiniz YouTube'dan herhangi bir saat uzman görüşü. Şimdi efendim sayın Özgün Öztemel bir mesaj göndermiş bize konuyla ilgili. Günaydın, keşke bu vahşet hiç yaşanmasaydı, kontrol ve denetleme mekanizması sizce yeterli midir diye sormuş. Caydırıcılık tedbirleri sadece yasalarla mı mümkündür? Görüşleriniz nedir demiş. Yani caydırıcılık derken hani bu tarz şeylerin yasa dışı yapıldığı veya yasaya uygun yapılmadığı anlamında herhalde. Metin Bey bir soru göndermiş, onu da aktaralım hemen. İngiltere'de okullarda bu konu üzerine eğitim veriliyor. Bir de devlet koruma için her yöntemi bedava olarak yardım ediyor. Yani istenmeyen gebelikleri önlemek için maddi olarak yardımda bulunuyor. Öyle biz 20 haftalığa çıkaralım değil yani.
İsmet Bey profesör, jinekolog, operatör, doktor diye düzeltme yapmış. Kalbime sığmadığı için o şekilde kısa yazdık İsmet Bey. Onu söyleyelim. İzleyicilerimiz sağ olsunlar çok bu konuda dikkatlidirler. Ve devam ediyorum. İngiltere'de devlet hastanesinde aldırma işlemi yapılır. İşte bu masraftan kurtulmak için korunma yöntemleri için eğitim ve korunmada kullanılan her şey bedava veriliyor. Ve Gürsel Bey şey demiş, Sayın Çiğdem Hanım sorar mısınız doktorumuza devlet hastanesi ne gibi durumlarda yardımcı oluyor veya operasyon yapıyor demiş. Bu kapsamda. Evet, şimdi sırayla gidelim. Yasa var, denetim yapılıyor mu? Denetim yapıldığı konusunda çok ciddi bir iddiada bulunamam. Denetimler yetersiz ama tabii bu ülkenin genelinde denetimler, sadece bunda değil. Birçok olayda denetim yeterince yapılmıyor. Bunun denetimi online olabilir, internet ortamında işte hasta girdiği zaman bir merkezin bunları görebilmesi var, defterin ayrı tutulması var, içeri bildirimleri var. Yani yasada 20 hafta büyük gebeliklerin, 10 haftanın büyük gebeliklerin tabiplerini ve sağlık bakanı bildirimleri var zaten. Uygulanır uygulanmaz o denetime tabidir. Denetime girmesi lazım. Belki de bu yasal prosedürlerden sonra, bu mahkeme olaylarından sonra Sağlık Bakanlığı bu konuda daha hassas davranır. Tabii kadrosunu ayarlaması lazım vesaire vesaire. Bu önemli. Okullarda eğitim kelimesi doğru. Yani bir öğrencinin 18 yaşına yaklaşan, bir gün sonra uçağa binip bir yabancı ülkeye gidecek olan öğrencinin, anne babasının evinden ertesi gün çıkacak olanı, biliyorsun lisede diplomayı aldı, bir ay sonra uçağa binip ya Türkiye, ya İngiltere, ya Moldova, ya bilmem başka, ya Güney Kıbrıs bir yerlere gidiyor insanlar artık. Dolayısıyla o çocuklara bizim cinsiyet eğitimi, korunma yöntemlerini, bulaşıcı hastalıktan korunmalarını öğretmemiz bizim boynumuzun borcudur. Tabii biyoloji dersinde üreme nasıl olurla değil. Değil. Yani bunun için, tabii bunun için Eğitim Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın, üniversitelerin işbirliğinin içine girerek bütün gençlerimizi bu yönde eğitmesi doğru. Buna lafım yok. Hatta bunun kampanya şeklinde. Özendirici şekilde değil ama müfredata aktararak bunu yapmamız gerekir. Korunma yöntemleri dediğimiz işte ispiraldir veya prezervatiftir. Yani halkın uygulayabileceği. Takvim metodu çok başarılı bir yöntem değil. Yani bunu bilmeyenlere lazım söyleyeyim. Yani çok güvenmesinler ona. Şimdi burada devlet bedava versin. Yani tartışılabilir. Örneğin ispirali bedava taksın mı devlette bir tartışma vardı. Şu anda o tartışmalar daha yani 10 yıl önce, 15 yıl önce nüfus artsın diye uygun görülmemişti. Konuşmalarda yazılı olan bir şey yok. Ama tekrar bu gündeme getirebilir. Anne çocuk sağlığı merkezleri kurulur. Orada bedava ispiral takılır. Bedava prezervatif verilir. Ama yani prezervatif neden bedava verir? Çok pahalı bir şey mi? O ayrı mesele. Bir ara gece gruplarında prezervatifler dağıtıldı bedava. Yani bu ülkede değişik bir ülke. yani bu olay bu. Bu arada istenmeyen gebeliklerin ölmesi için devlet hastanesi, pardon şey vardı, devlet hastanesi ne zaman kürtaj yapar? Evet. Devlet hastaneleri tıbbi sebep var ise mutlaka onu tahliye eder. Yani o bebeği alır. Peki efendim, nedir bu tıbbi sebepler? Yani başlıca en azından. Başlıca söyleyeyim. Bebek anne karnında ölür. Bebek anne karnında öldü mü zaten olay bitmiştir. O bebek alınır. Yani bunun başka tartışma. Almazsak da annenin hayatı tehlikeye girer. Kanama açılır vesaire. Bebeğin kalbi durduğu anda o olay bitmiştir artık. Onun tahliyesi için aileden izin alınır ve müdahale yapılır. Devlet hastanelerinin, özel hastanelerin hepsi de bunu yapmakla mükelleftir. Hasta ben yaptırmam dedi. Bir dakika, bir imza at buraya. Da öyle çık dışarı deriz. Tabii. Yani beni gönderdi olmasın diye. Çünkü sonra yasal kanaması açılır, hastanın hayatı tehlikeye girer. Sonra diyor ki bebek ölüydü, almadı çocuğu devlette veya özelde de. Almak istemedi, beni yollattı. Bir dakika bir imza at deriz, onu söyleyeyim. Bu bir. Öncelikle bebekten bahsedelim. Bebeğin anomalileri var ise ve bu anomalilerle yaşam bağdaşmıyor ise bebeğin alınması tıbbi endikasyondur. Yani yasalarımız da bize der ki bu bebek içeride sakatlıklarını gördük. Bu bebek ya anne karnında 4-5 ay 6 aylık olduğunda ölecek. Bu gitmez. Örneğin kalbi tam iyi oluşmadı ama kalbi atıyor. Ama bu kalp o bebek büyüdükse bu vücudu çekmez.
Buna karar verdiysek bu bebek alınır. Örnek veriyorum. Veya bir bebekte kalıtsal hastalıklar dediğimiz çift cinsiyetler. Bebek doğduktan sonra insanın yaşamda karşılaşacağı sorunlar da göz önüne alarak anne babanın da onayı ile, bakın bir başka şey değil. Anne babanın onayı yoksa bebeğe kimse dokunamaz. Tabii. Anne babanın onayı ile ve tıbbi endikasyon dediğimiz sakatlıklar var ise bu tahliye yapıyor. Örneğin talasemiya bile bu ülkede biliyorsunuz 80 yılında başladı. Anne babadan evlenirken kan tahliye alınıyor. Anne baba denir ki evlenirken siz ikiniz de taşıyacaksınız. Bunu bilin, öyle evlenin. Sadece bu. Bebeği evlenemezsiniz denmez. Evlenirler. Hamile kaldığı zaman bebeğin eşinden parça alınır. CVS yöntemiyle bebeği 10 haftalık bebeğin eşinden parça alınır. O tahliyede bakılır. Bu bebek taşıyıcı mı? Temiz mi? Yoksa talasemi hastası mı? O da 10 haftalık. 10 haftalık. Yani 20 de değil. 20 evet. değil. 20 değil. 10 haftalık. Yani orada sonuç olarak talasemi hastası geliyorsa anne babanın gene kendi rızasıyla bu bebek tahliye edilir. Talasemi hastası gelir de anne baba hayır ben bu bebeği isterim derse de alma hakkımız yok. Bu önemli. Dolayısıyla veya bunun bir başka boyutu, annenin belli hastalıkları vardır. Örneğin beyinde anevrizma vardır, beyinde kanamalar vardı, hamilelik olduğu zaman bu daha fazla. Veya kalbi çok kötüdür ve burada kendi branş doktoru veya psikiyatrik hastadır, psikiyatrik ilaçlar kullanmak zorundadır. O ilaçlar gebe kalırsa bebeğe zarar verecek. Bunu da psikiyatrik uzmanı bize der ki bu hastalığa ben bu ilaçları vermek zorundayım. Bu ilaçları kesersem hasta kötü olur. Dolayısıyla kesemem. Kesemem ama bu ilaçları veriyorum. Kadın doğum uzmanı da bakar der ki tamam bu ilaçları veriyorsam bu bebeğe, annenin karnındaki bebeğe zarar verir. O zaman bu insanın gebe kalmaması gerekir veya gebelikte çocuğunu aldırması gerekir. Evet. Bu karar verilir ama iki imza vardır orada. Hem ilgili uzmanın, dahiliyeci, psikiyatrist neyse. Bir de kadın doğum uzmanı da tamam doğrudur bu ilaçta zarar verir biliyorum der. İmzalar anne babanın da rızasıyla kayıtlara da öyle geçer. Ve o zaman tahliyeye gidiyor. Ama bu 24 haftadan öncedir. Onları soracaktım. Yani mesela birçok şeyi saydık. Hani bütün bunlar 20 hafta veya 24 hafta, 24 de demiyorum, 20 diyelim tartıştığımız konu olduğu için 20 haftaya kadar tespit edilebilir midir? Evet. Yani birçok şey 20 haftaya kadar tespit edilebilir. Yani 22, 20, 24'e kadar tespit edilmesi lazım. Hepsi normalde ama 20 haftaya kadar çok şey tespit edilir. Evet. 22 hafta civarında çıkıyor ortaya hepsi de. Örneğin iç organların yapılanması 22 haftalık detaylı ultrasoundlarla artık ortaya konabiliyor. Ondan önce de çok kolay konabilenler kan var. Kan tahlilleri falan var öyle. Kan tahlilleri hepsi var. Yani falan. Şu anda teknoloji çok ileri. Yani bir bebeğin sağlıksız doğması çok zor artık. Onu söylemiş olayım. Evet. Efendim tabii saatimiz son, trafiğe değinecektim ama değinemedim. Çünkü ben son şunu söyleyeyim bakın trafikle ilgim nereden geldi? Çocuklardan geldi. Çünkü doğurduğumuz çocukların ertesi gün trafik kazasında masumane bir şekilde öldüğünü gördük biz yıllar önce. Bu bir. Bir başka nokta daha değineyim burada. Buyurun. Anne karnında bebek var ise ve karşıdan gelen arabanın çarpması sonucu anne karnındaki bebek öldü ise yasada ona şu anda suç yok. Aa. Nasıl? O da bir canlı anne karnında büyümüş. Şimdi yasaları baksınlar bakalım. Şimdi yasalarla ilgilenenler bir de buna baksınlar. Yani trafik kazası geldi, hastanede baktık. Anne 8 aylık. Anne 8 aylık vesaire. Karşı taraftan araba çarptı. Tabii o travma, annenin karnının çarpması vesaire. Bir baktık işte dediğimiz dekolman dediğimiz eşin içinden kanamaya başlaması, anne hayatını tehlikeye atar, bebeğin hayatını. Hemen orada bebek alınır. Annenin hayatı kurtulsun, bebeğin hayatı kurtulabilir ve bebek yaşamaz. Burada savcılık veya yasalarımız bebek öldü diye bir ayrı dava açamıyor. Yasada öyle bir şey yok. Aile isterse ona döner bir tazminat açar. Sen sebep oldun benim anne karnındaki bebeğim öldü diye. Yani yasalarımız hala da anne karnındaki... Ama ölüme sebebiyetten mahkum edilemez. Mahkum edilmiyor orada. Yani işte Sayın Milletvekilimiz bakın buna el atsın da ben destek veririm. Tabii bu da çok önemli ve hassas. Ama bunu bilmezler, bunu görmezler. 20 haftalığa çıkalım diyorlar. Ya basit.
Bir kadın düşünün siz, arabasını almış gidiyor, arkadan gelmiş bir araba tak diye vurmuş. Kadına bir şey olmadı ama bebeğin, annenin karnındaki bebek eşi ayrılmadan dolayı ölmüş. Kadına bir şey olmadı. Bebek o daha canlı değildi. O canlı değil de bunlar canlı mı? Yani devlet ciddiyeti hala daha ortada pek göremiyorum. Yani palyatif tekliflerle, palyatif yasaların o noktacını değiştirmeyle olay olmuyor. Onun getireceği o dalgalanmalara, o tsunami dalgası var. Bir yasa, 20 haftalık yaptık. İki kelime mi? İki kelime. Tsunami nedir? O sorunumuz değil. Hayır, esas sorun tsunamidir. Esas gelecek olan dalgalanmadır. Gelecek olan insana vereceği zararlardır. Psikolojik ve aile içi travmaları getirecek. Sosyal patlamalara getirecek. Yani. Ticareti değiştirecek. Fiyatları değiştirecek. Kürtaj kliniği açacağız belki de. Tüp bebek kliniği olduğu gibi kürtaj. Sadece kürtaj yaparız biz. Kaç? 20 haftalığa kadar. Getir yasal yapıyoruz. Bu mu? Evet, çok böyle yani gerçekten tüyler ürpertici şeylere dikkat çektiniz. Dediğim gibi ben programın tekrarından mutlaka izleyeceklerdir. Çok teşekkür ederim. Sizi biraz erken uğurlamak durumundayız. Zamanımız kalmadı trafiğe değinmeye ama belki başka programda da trafiğin özelinde konuşuruz. Bu konu zaten hani çok konuşulacak daha belli ki. Görüşmek üzere efendim. Son olarak eklemek istediğiniz bir husus varsa alabilirim. Aklın yolu birdir. İnşallah doğru kararlar, toplumun ortak kararı derken bilimsel kararın da ön plana tutulması gerekir diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Değerli izleyenler, bugün için birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Sayın Mehmet Avcı stüdyo konuğumuzdu. Jinekolog operatör doktor diyelim. İsmet Bey'in de vurguladığı gibi. Yarın Cumartesi, günleri karıştırdım konudan da. Pazartesi günü yeni bir güne, yeni bir haftaya başlayacağız. Bu konuştuğumuz konular hepsi zaten toplumsal konular ve önemli bir konuydu. Umalım da bizi dinlesinler. Görüşmek temennisiyle, hoşçakalın. Müzik